CHP'li milletvekillerinden eğitim bütçesi açıklaması geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya öncülüğündeki milletvekilleri bütçenin artırılması gerektiğini söyleyerek nüfus arttı, öğrenci sayısı arttı ancak eğitime ayrılan yatırımlar azaldı dedi. Artık şuna karar verdik. Parlamentoda söylediğimiz her söz okullarda sorun yaşayan öğrencilerin, öğretmenlerin, delilerin huzuruna da çıkması gerekiyor. Onlara da bu sesin ulaşması gerekiyor. Hem parlamentoda sözümüzü söylemeye devam edeceğiz, hem de sokakta sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Parlamentoda eğitimin, öğretmenin ve öğrencilerin sorunlarını anlattıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bu sorunları sokaklarda da dile getirmek istediklerini belirtti. Kaya, bir grup milletvekilinin de katılımıyla Keçiören'de İbrahim Akoğlu İlköğretim Okulu önünde yaptığı açıklamada 2019 yılı eğitim bütçesini eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine baktığımızda bizi çok açık bir şekilde kaygılandırıyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve saray bütçesi 2019 yılında sarayda oturanlar tarafından hazırlanmış bir bütçe. Damat Bey diyor ki 2019 bütçesinin tasarruf bütçesidir diyor. Peki tasarrufu kim yapacak? 1603 lira asgari ücret alan ücretli mi? 1000 liranın altında maaş alan emekli mi? Milyonlarca işsiz genç mi? Yoksa inşaatlarda çalışan soğuk demirci mi? Boyacı mı? Esnaf mı? AKP 2002'de iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi %17.18 iken 2019 yılında, yani şimdiki bütçede %4.88'e düştü. Nüfus arttı, öğrenci sayısı arttı ancak eğitime yatırılan pay azaldı. Bu bütçeyle taşımalı eğitim kalkmıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalarda 150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir. Bir yıllık taşımalı eğitime maliyeti 150 bin öğretmen açığı maliyetinden daha az. Bakın, biz hesap yaptık. 150 bin öğretmen ataması yapılırsa, yaptığımız hesaplamada 150 bin kadrolu öğretmenin yıllık maliyeti 7 milyar 229 milyon 700 bin lira. Taşımalı eğitimin yıllık gideri ise 7 milyar 811 milyon 310 lira. Yani taşımalı eğitime harcadığımız parayı öğretmene versek okulların öğretmen ihtiyacı karşılamıyor. Taşımalı eğitim ortadan kalkıyor. Çocuklarımız eşek sırtında okula gitmekten kurtuluyor.